Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar KPSS sınavı artık sonuçları açıklandı. Şimdi itiraz etmek isteyen arkadaşlarımız oldu. Pek çok sınav sonucunun hatalı olduğunu söyleyen arkadaşlarımız oldu. Daha önce de vardı böyle vakalar. Peki nasıl yapacağız? Hemen onu göstereceğim arkadaşlar size. Genel amaçlı dilekçe örneği var. Ben size hemen açıklama kısmında bunu bırakacağım. Linkini yani. Neler olması gerekiyor, nelere dikkat etmeliyiz? Önemli olan noktalardan bahsedeceğim. Arkadaşlar ilk önce parayı yatırıyorsunuz. Peki ney ne kadar? Her şeyin bir fiyatı var arkadaşlar. Evet, her şeyin bir fiyatı var. Bedava yok. Şimdi arkadaşlar önce parayı yatırıyoruz. Peki ney ne kadar? Birincisi, eğer siz sınav sonucunuzun incelenmesini istiyorsanız 5 lira yatıracaksınız. Evet, doğru duydunuz, 5 lira. Tabii ki ilerleyen zamanlarda videomuzu izliyorsanız değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Şu anda 5 lira. 2018'de öyle duyurulmuş, hala öyle gidiyor. İkincisi, eğer siz hani diyorsanız ki ya bizim sınavdaki sorular bilimsel açıdan hatalı, yani doğru değil bu soru, o zaman 20 lira arkadaşlar. Ve üçüncüsü, ya hocam ben kitapçığımı ve formumu görmek istiyorum, kendim Ankara'ya gideceğim, inceleyeceğim, o zaman arkadaşlar bu da 50 lira. Başka bir yerde inceleyemiyorsunuz yalnız bunu. Bunu da bilin. Bunların tabii ki hani çok uzun süreler sonra hani sınavınızın sonucunu incelemeniz mümkün değil. O yüzden hani böyle bir düşünceniz varsa hemen başvurun arkadaşlar bunun için. Ne yapacağınız peki? İlk önce bir, hemen parayı yatırıyorsunuz ve dekontunuzu elinize alıyorsunuz. Dekontumu aldım. Hemen dilekçenizi yazıyorsunuz. Arkadaşlar genel amaçlı bir dilekçe örneği var. Kesinlikle ve kesinlikle bu formda yazılacak. Başka bir form kabul değil. Ben formu linke bırakıyorum. Kendiniz yazmayacaksınız bu formu. Hazır bir şekilde var. Buradaki yerleri dolduruyorsunuz. İmzayı ve tarihi kesinlikle atmalısınız. İmzasız formlar kabul değil. Ondan sonra kendi bilgilerinizi dolduruyorsunuz. İşte TC kimlik numarası veya yabancı uyrukluysanız bununla alakalı numara. İsim, soy isim, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, yazışma adresi. Zaten fix şeyler. İşte sınav adı, dönemi, telefon, e-posta ve en önemli ayrı bir noktaya geliyorum. Evrak referans numarası. Arkadaşlar hocam bunu nereden alacağım dediğiniz duyar gibiyim. Bunu AİS'ten alıyorsunuz. Yani aday işlemleri sistemine giriyorsunuz. Orada var zaten. Ve bunu buraya yazıyorsunuz. Bu olmazsa gene kabul değil arkadaşlar. Yine dilekçeniz red. Hiçbir cevap verilmez. O yüzden bu da çok önemli. AİS'e girip bu numarayı alıyorsunuz. Ve hocam ben nereye göndereceğim bunu dediğinizi duyar gibiyim. Bu da kılavuzda yazıyor arkadaşlar. Ben de ayrıca yazışma adresinizi de aşağıya bırakacağım. ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SHDB 06800 Bilkent Ankara. Bu kadar arkadaşlar. Zaten Ankara'ya gittim mi ÖSYM başkanlığını bulur herhalde postacı. Cevap AİS'ten verilecek. Bunu da unutmayalım. Yani size ayrıca bir yazılı bir şey geleceği söylenmemiş. Hani gelmeyeceği söylenmiş. Ve arkadaşlar dilekçenin aslı yollanacak. Bu da ayrı önemli bir nokta. Yani fakslamanız, e-mail atmanız vesaire vesaire. Yani aslı olmayan her durum red. Yani kesinlikle, yani benim aklıma ne geldi? Kargo ile yollanabilir. İşte PTT'nin mesela o UPS mi vardı? Ne vardı? Evet. Hızlı mektup vardı mesela. Onunla yollanabilir. Zaten oraya giden bir sürü şey vardır PTT aracılığıyla muhtemelen. O yüzden hani hemen parayı yatırıp hemen mektubunuzu, yani dilekçenizi yazıp hemen götürüp teslim etmelisiniz ki hemen oraya ulaşsın. Hocam peki ben ilimdeki hani ÖSYM merkezine gitsem kabul olmaz mı? Hayır, olmuyor arkadaşlar. Hayır, olmuyor arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle başkanlığa gönderilmesi söylenmiş. Başkanlığa gitmeyen dilekçeler kabul değil. Kesinlikle red arkadaşlar. Ve son olarak neler için dilekçe yazılmaz diye bir şey söylemişler. Biz de söyleyelim. Kimlik, adres, bilgi değişikliği gibi şeyler yapacaksanız bunlar için dilekçe yazmaya gerek yok. Zaten hani ilinizdeki bulunan yerlerden veya işte internet sitesinden bu değişiklikleri zaten yapabilirsiniz. Yapılabiliyor. Bunun haricinde işte uyruk değişikliği, mesela engelli durumuna geldiniz veya engelliydiniz, bununla alakalı başvuru yapmak istiyorsunuz. Bunlar işte dilekçeyle belirtilmesi gerekiyor. Veya işte dediğim gibi şu bilgi değişikliği dışındaki tüm durumlar için dilekçe yazabilirsiniz arkadaşlar. ÖSYM adresi burada, dediğim gibi aşağıya da bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar böyle bir durumunuz varsa kesinlikle çok acele edin. Hemen parayı yatırıp hemen yazıp hemen yarın yollayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Bay bay. Görüşmek üzere.